Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeniden yeni bir dedektör incelemesiyle beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz metal dedektörümüz İngiltere'de 40 yıldır dedektör üretimi yapan Seascope firmasının 3MX modeli. 3MX modeli en çok tercih edilen baz ürünlerin başında geliyor. Kolay kullanımlı bir ürün. Dediğim gibi Seascope 40 yıldır İngiltere'de bu işi analog cihazlarda uzman halde olan bir üretici. Şimdi bizim cihazımızda 3MX modeli. Birazdan zaten detaylı anlatımını da yapacağım. Şöyle kameraya da daha rahat gösterelim. Şu an 28'e 20 santimlik arama başlığı, suya dayanıklı arama başlığıyla bunu testini yapacağız. Şöyle parçalarını da gösterelim sizlere kameradan. Kolay kullanımlı. As tuşlu. Dediğim gibi as tuşlu, hassasiyeti yüksek bir metal dedektörü kullanıcısının tam aradığı dedektör bu dedektör. Şimdi bu cihazın teknik özellikleri nelerdir? Teknik özellikleri bu cihaz 17 kHz ile çalışır. 8 tane alkalin pil ile bataryası vardır. Bu değiştirilebilen alkalin piller ile takıp kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 30 ila 40 saat arasında kullanım sağlayabilirsiniz. Ağırlığı ise toplam 1450 gramdır. Yalnız şunu şöyle bir avantajı var. İsterseniz sistem kutusunu burada, isterseniz aparatları sayesinde kolunuzun tam altına, dilerseniz de hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şuralardan bunu sıkıştırarak şuradan yukarı doğru çekebilirsiniz. Ve bunu buradan ayırabilirsiniz. Yine aparatları sayesinde sistem kutusunu kemerinize takarak da ağırlıktan azaltma şansına sahipsiniz. Bu sayede çok daha uzun saatler kullanmanıza olanak sağlayacaktır bu cihaz size. Şu tutma sapı kısmında sert bir yerimiz var. Burası en azından kaymayı engelleyebilecek şekilde. Güzel bir ürün. Başlık dediğim gibi suya dayanıklı. Sistem kutusu suya dayanıklı değil. Yani suyun içerisine sokamazsınız veya sudan uzak tutmanız gereken bir sistem kutumuz var. Bu cihaz bu şekilde güzel bir ürün. Altın hassasiyeti ve metal elemesi gerçekten çok iyi. Paket içerisinden çıkan hemen karşıda işte çanta, şapka gibi aksesuarları da vardır. Bel çantası bu arada o. Şimdi hemen dilerseniz cihazın kullanımı nedir? Nasıl kullanırız? Metal elemesindeki başarı nasıldır? Bunları anlatacağımız tarafa geçelim. Şimdi sizden bir ricam var. Çok az bekleteceğim ve bu yerleri değiştirip kameranın daha rahat görebilmesi için yeni bir pozisyon alacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, kameramızı yerleştirdik. Sistem kutumuzu buraya koyduk. Başlığımız burada. Şimdi cihazın şöyle buralarını kapatalım. En baştan başlayacak şekilde size gösterelim. Şimdi şu kısım, burası off kısmı ve hassasiyet seviyesi. Sağ taraftaki kısım ise metal ayrımı ve tüm metallerin kısmı. Ortadaki tuş ise pinpoint tuşumuz. Şimdi cihazı açmak için off tuşunu yukarı doğru hoplatıyoruz. Şu an cihazımız açıldı. Bunu yükselttikçe dedektörümüzün hassasiyeti artacaktır. 10 kademeye kadar dedektörümüzü hassasiyetini yükseltebilirsiniz. Bu hassasiyetle çalışacağınız toprağa göre veya çalışacağınız ortama göre bunu ayarlamanızı sağlayan bir faktördür. Önemlidir. 10 kademeli şekilde ince ayar yapabileceğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak göstermek istediğim şey bir tuğla. Tuğlaya baktığımız zaman ateş tuğlası herhangi bir şekilde dedektörümüz tepki almıyor. Şimdi bu modda biz tüm metalleri görecektir. Şu an paslı bir çivi denediğimiz zaman şöyle paslı çivimizi bu moddayken görüyor. Çünkü bu modda tüm metalleri dedektörümüz duyardı. Aynı zamanda alt bir alyansımız var. Onu da deneyelim. Aynı şekilde aynı sesle hassasiyetimizi sağlıyor. Alüminyum jelatin denediğimiz zaman yine aynı şekilde alıyoruz veya gümüş bir yüzük denediğimiz zaman bu modda tüm metallere dedektörümüz duyarlı. Şimdi sırayla metalleri kapatmayı göstereceğim sizlere. Çok basit. Şimdi şu anda sağ taraftaki kısım all metal kısmında. Yani tüm metalleri bulma kısmında. Bunu açtığımız zaman ilk başta demir grubu metalleri kapatmaya başlar dedektörümüz. Şimdi çivimizi tekrar deneyelim. Çivimizden herhangi bir şekilde bir tepki almıyoruz.
Çivi bitti. İkinci kısım alüminyum. Alüminyuma tepki aldığını görüyoruz. Şimdi bunu yükseltelim. Böyle yavaş yavaş yükselterek görmeye devam ediyor. Evet, kesildi. Küçük patlamalar. Birazcık daha oynatırsak ince bir ayar. Evet, metalin kestiğini buradan görebiliriz. Yani artık alüminyumu da buradan almayacak. Bundan sonrası da gelen metal ise altın. Şimdi altın ile alüminyum birbirine çok yakındır. Tabi bazı alüminyumları kapattığımız zaman altını da görmesini engelleyebiliriz cihazın, ama bunun çok fazla, atık metalin çok fazla olduğu yerlerde bunu yapmamız gerekiyor. Altın denediğimiz zaman şu an altına duyarlılığımız var. Biraz daha yükselttiğimiz zaman şimdi altınımızı kaybedeceğiz. Şu an artık altın bulmuyoruz. Ama gümüş bulmaya devam edeceğiz. Yani hassasiyet discrimination disk özelliğini sırasıyla demir, alüminyum, altın ve gümüş gibi değerlendirebilirsiniz. Tabi bunların içerisinde farklı metal gruplarını da bulabilir. Veya dediğim gibi alüminyum kapattığınız zaman bazı altın türlerini görmeyebilirsiniz, ama atık metalin çok olduğu yerlerde bu sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Onun dışında pinpoint özelliğini eğer devreye sokarsak, pinpoint bu haldeyken bile açtığımızda dedektörümüz o an tüm metallere duyarlı olacaktır. Yani şu an altın görmemesine rağmen pinpoint'i açtığım zaman, şunu yukarı doğru tetiği kaldırdığımda dedektörümüz sürekli sinyal gönderiyor. Ve orta noktaya ulaştığında dedektör maksimum ses seviyesini verecek. Bakın şu an ses yükselmeye başladı. Uzaklaşınca azaldı. Bu şekilde tam noktalamanızda bunlar sayesinde rahatlıkla yapabileceksiniz. Cilescope MX 3MX modelimiz bu şekilde. Gerçekten başarılı, kolay kullanımlı ve üstün performanslı bir cihaz. Altın hassasiyetimiz gayet iyi. Metal elemelerimiz gayet başarılı. Analog cihaz isteyenler, ben kolay bir cihaz kullanmak istiyorum, analog bir cihaz istiyorum diyorsanız Cilescope 3MX modeli sizin aradığınız dedektördür. Bu videomuzu umarım beğenirsiniz. Bu ürünün, yani bu markanın yeni ürünleri de var. Onların da videosunu çekeceğiz. Kanalımıza abone olarak da bizim kanalımıza destek olup bu tarz videoların gelmesini devamı için bize destek olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.